Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi. 9. yargı paketinin detayları belli olmaya başladı. Yargı paketi 23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içerecek. 60 maddeden oluşan pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yer alacak. Hak arama hürriyetinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemenin yanı sıra toplumda cezasızlık algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler de içerecek. Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan yapanın yanına kar kaldı algısı ortadan kalkacak. Suç örgütlerinin finansmanının önlenmesinde tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atanması da gündemdi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları, bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek. TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak. Pakette yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı yasal düzenlemeler yer alacak. Ayrıca suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak. Uzlaşma görüşmelerinde tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararları ilişkin tazminat davası açılabilecek. Noterliğe ilişkin düzenlemelerde pakette yer alıyor. Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.